Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Viyana'dayız. Evet, Viyana'dayız. Iron Man'i bitirdik. Biliyorsunuz bizim planlarda da biraz gezmek vardı. İtalya'ya doğru ineceğiz ama önce bir Viyana'ya gelelim dedik. Hazır buraya gelmişken Viyana'yı gezmeden olmaz dedik ve burada Viyana muhtarını bulduk Recep. Evet, ne haber muhtarım? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, Recep bizim bugünkü muhtarımız. Gezeceğiz değil mi baba? Tabii ki, bol bol gezeceğiz bugün. Şimdi nereye geldik biz? Burası Tuna Kulesi. Ha, Tuna Kulesi kolaymış lan, bir de burada isimler falan çok garip ya. Tuna Kulesi kolaymış ya. Biz şu an yaklaşık 170 metre yükseklikteyiz. Aha. Terasta. Ve bütün Viyana'yı görüyoruz değil mi? Evet evet ya. Vallahi. İşte Tuna Nehri arkadaşlar. Ben bu Tuna Nehri'nde yarışmıştım ama Budapeşte de yarışmıştım. Burası Viyana'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar ilk görünmesi gereken yerlerden biri. Şu anda ben harika bir manzaraya bakıyorum. Siz bakamıyorsunuz. Sırf göstereyim size de. Bakın. Bütün Viyana'yı buradan görebiliyorsunuz. Burada kocaman bir park var. Viyana Parkı. Böyledir abi. Kesin Viyana Parkı. Evet, buradan da böyle bir tur yapıyoruz. Burada bir aplikasyon var arkadaşlar. Bunu bilgisayara yüklüyorsunuz. Bakın, burada hemen size neyin ne olduğunu gösteriyor. Aplika mı olmadı? Size böyle bilgi veriyor arkadaşlar. Neresi neresi diye. Hadi buraya bakalım, burası gerçek ama. Tam havasında geldik bir de. Evet, burası dönüyor arkadaşlar. Evet, burası da restorandan arkadaşlar. Üst taraftaki burada daha şey yok ve burası sürekli dönüyor şu anda. Evet, vlogun hepsini buradan yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü buradan sürekli dönüyoruz ve bütün Viyana'yı görebiliriz şu anda. Buradan gösteririm size. Yeter bence. Gezi vlogu bence 10 numara olur yani. Yok yok, başka yerlere de gideceğiz. Ama bakın. Burada güzel bir kamp park var. Tuna Nehri yine şurada. Recep'ten hemen şöyle bir tarih dersi alalım. İşte burada dönüyoruz ya, şu oradaki tepeleri gösterdi bize. Bizim atalarımız buralara gelmiş arkadaşlar. Buralarda konaklamışlar. Değil mi? Birinci, ikinci Viyana kuşatma zamanında, evet. Ha. Yani Viyana'nın kapılarına dayandık diyoruz ya arkadaşlar, işte Viyana'nın kapısı orada. Zaten buradayız, Viyana'dayız. Üçüncü Viyana kuşatmasındayız şu an. Aynen, bayağı 300 bin kişi falan var galiba değil mi? Avusturya'da Türk? Evet. Avusturya'da evet. Toplamda. Bayağı kalabalık. Aynen. Türk aslında evet. Yani Türkiye rast geliyorsun. Türkiye biraz geliyorsun yani. Evet, şu bizden taraftaki olan arkadaşlar sonradan yapılmış. Bu nehrin taşmaması için. Ve orta tarafı ayrı bir ada. 20 kilometrelik bir adaymış. Orada bayağı spor, bisiklet, koşu, moşu her şey yapılıyormuş vallahi. Şu köprülerden de oraya iniliyor. İlk olarak Viyana'yı yukarıdan gördük ve şimdi de sokaklarına indik. Böyle biraz buraları gezelim dedik. Böyle Viyana kocaman bir yer değil mi? İstanbul kadar büyük olmasa da bayağı büyük bir yer. Aynen, ama şimdi biz böyle tarihi yerlerine, böyle bazı kiliselere falan mı gideceğiz? Evet, tarihi binaların olduğu yer hep 1. Viyana deniyor. Burada ha, mahalleler aynen numaralandırıyor 1'den 23'e kadar. Biz şu an 1. Viyana'ya girmek üzereyiz. Aha. Orası yani biraz tarihi eserlerden. Hem tarihi eserler hem bir de en pahalı bölümlerinden biriymiş bu Viyana, 1. Viyana arkadaşlar. Yani burada da normal mahalleler var ama kolay olsun diye böyle 1 2 3 4 5 diye kaça kadar? 30 23 23'e kadar. Ben de biliyorum sanki 30 diye başlıyorum. 23'e kadar sıralamışlar. Biz şu anda 1'deyiz. Bugün 1'deyiz. Yarın 2 falan değil tabii. Biz yarın Venedik'teyiz. Yani her şey çok düzenli.
Gerçekten herkes birbirine çok saygılı. En önemli özelliklerinden biri bu arkadaşlar buralarda. Evet, burada da at var. Bakın bisiklet park yerleri var burada arkadaşlar. Bisikletini buraya park ediyoruz. İşte Viyana'nın surları arkadaşlar. Biz buralara dayandık. Kapısı. Bakın burada. Mutfağı ve makineler. Güzel kahve yapıldı da ama o kadarlık yani bilmiyorum. Ve yine her yerde olduğu gibi at var. Ve tabii ki bilgisayar. Şu anda Viyana'nın göbeğindeyiz arkadaşlar. Tam merkezindeyiz. Böyle kocaman bir kilise var burada. Stefan's Kilisesi. Ne? Stefan's Dom. Stefan Kilisesi. Ben söyleyemiyorum. Stefan's Kilisesi'ymiş. Ama böyle devasa bir şey. Burada gösteri atları varmış arkadaşlar. Siz gelince mutlaka bakın buraya içeriye. Bizim çünkü çok zamanımız yok. Viyana'nın her adımı tarih. Her tarafta müze var arkadaşlar. Tam böyle Iron Man Recovery yürüyüşleri için mis gibi oldu. Şimdi yine merkezdeyiz. Ve buralar yine böyle daş. Bakın. Burası da saray bahçesiymiş arkadaşlar. Burada böyle Yunan tapınağı gibi bir şey de var. Ama yani burası da
Yine şehrin içinde güzel bir yer yani, yemyeşil bir yer. Burada da bir savaş protestosu var. Hemen polisler şurada duruyorlar. Böyle duruyorlar yani. Hiç müdahale falan yok. Tam orası da değişik bir yerlere geldik. Evet, burası da ünlü bir yer herhalde arkadaşlar. Böyle sıra falan. Bir tatlı için sıraya girmişler. Çok saçma. Ne kadar güzel olabilir ki? Tatlı sonuçta, zararlı. Evet, tadına bakalım. Yok, girmem ben o sıraya. torpilli girebiliriz belki. Burası da Chopin'in eviymiş arkadaşlar. Şimdi Massimo Dutti olmuş burası. Bu arada Viyana arkadaşlar klasik müziğin bir mabedi aslında. Geçmişten bugüne kadar. O yüzden böyle ünlü kişiler hep buralarda, işte orada o yaşamış. Bir yerlerde birileri ölmüş falan, hep işte o ünlü insanların hep buralarda yaşadığı yerler aslında. Evet, işte burada hep böyle ünlü markalar da var arkadaşlar. Dediğimiz gibi birinci bölge, birinci Viyana. İşte Louis Vuitton, Prada, Chanel, hep böyle Rolex. Hep ünlü şeyler. Herifler sırada burada ya. Bunlar şimdi buranın ünlü şeyleriymiş. Tatlıları, biraz tatlı yiyelim değil mi artık? Yiyelim değil mi? Yani bir de buralara gelmişken bunu yiyeceğim. Mesela Adana'ya gitmişken künefe yiyeceğim. Onun gibi bir şey. Ciğer yiyeceksin. Ciğer yiyeceksin. Yok, tatlı abi. Tatlı, künefe. Bakalım. Böyle bir börek geldi. Bunun için elmalı falan bir şey arkadaşlar. Elma böreği. Bu da normal pasta. Güzel, bayağı elmalı payın böyle bir şey yani. Yok mu? Çok abartılacak bir şey değil. güzel. Evet, burada bisikletler de bakın kırmızı ışıkta bekliyorlar. Yeşil yandı onlara ve gidiyorlar. Viyana muhtarımız Recep'e teşekkür ederiz. Çok güzel gezdirdi bizi. Ben teşekkür ederim. Valla ya, gezdirmekten ziyade buranın kurallarını gösterdi. Yoksa biz mesela arabayla buraya gelseydik yanmıştık. Muhtemelen cezayı yediydik değil mi abi? Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Her yere park edemiyorsunuz. Viyana'da özellikle böyle bir durum var. Mesela mahallede sadece o mahallede sakinleri park edebiliyor. Böyle işaretler falan var. Biz hiçbir şey anlamayacağımız için direkt oraya park edecektik. Cezayı yerdiniz. Anladığı cezayı yerdik. Ama valla çok güzel yerler gösterdin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şehrin içi bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi biz yavaş yavaş o taraflara gideceğiz. Venediklere de daha bir şeyler yiyelim şimdi. Değil mi? Tabii. Hadi bakalım, şimdi Iron Man dostlarımız geliyor. Onlarla da bir şeyler yiyelim. Evet, turumuzu tamamladık arkadaşlar. Şöyle üstün körü bir gezdik Viyana'yı. Şimdi yemek zamanı. Akşam yemeğimizi yiyelim. Ama şöyle bir nokta var. Hani hep diyorum ya, İstanbul'da falan da olsan yani bisiklet kullanmak, böyle insanlar işlerine gidince, yaşam tarzı haline getirince esas o zaman bisiklet dostu şehirler oluyor. İşte bu Viyana tam böyle bisiklet dostu bir şehir arkadaşlar. Her yerde bisiklet yolu var ve herkes bisiklet kullanıyor. İşine giden, yani illa böyle sportif giyimli insanlar değil, herkeste bisiklet var. Böyle yani ben şu anda zaten şu ana kadar şey görmedim hiç. Trek ya da Madon, bir kere Trek gördüm. Onun dışında diğer sportif olanları görmedim. Bakın şimdi yine bir tane daha geçti. Adam bayağı eve gidiyor yani işinden. O yüzden
bu işte İstanbul'da falan da böyle olması lazım ki anca o zaman bisiklet dostu bir ülke olabilir. Bak TC'ye bak, yaşlı başlı gidiyor ama. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Bak bir tane daha yiyelim. Bir tane daha. Orada bir tane var. Duruyor. Bir tane bisiklet park yeri. Bakın her yerde bisiklet var. Ve hiçbiri spor amaçlı yapmıyor arkadaşlar. Hepsi işinden evine ulaşım aracı olarak kullanıyor. Evet, burada yeni muhtarlarımızı bulduk. Çok güzel bir yemek yedik. Tavuk yedik, tavuk. Ben de buranın ününüzü tavuk şinitselmiş. Ben tavuk şinitsel yemedim. Çünkü ben onu evde de yapabiliyorum. Tavuk şiş yedim sanki onu evde yapamıyormuşum gibi. Şimdi buradan efsane bir tatlı varmış. Ne bunun adı? Apfelstrudel. He? Mit vanilya sosu. Ha. Öyleymiş yani adı. Ben bir daha tekrar edemeyeceğim. Vanilli soslu elmalı börek. Değil mi? Vanilyalı elmalı börek. Evet, burada bir Iron Man de var. Nasılsınız efendim? Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi, çok iyi. Viyana'da süper insanlarla beraberiz. Şimdi artık keyfini çıkarıyoruz. Yarış nasıldı? Yarış. Abi vallahi ilk Iron Man olduğu için çok heyecanlı. Çok heyecanlı geçti ve yani bu kadar güzel olduğunu hiç düşünmemiştim. Süper bir yarış. Aynen ya. Devamı gelecek ama. Bitirince o finişten geçerken nasıl hissediyorsunuz? Yani son 10 kilometre kaç kere şey dedim peki? Ne işim var benim burada? Dedin mi hiç? Ya koşunun ilk başlarında dediğim oldu. Ama sonlarda o tamamen kayboldu ve artık iyi ki bunu yapıyorum. Böyle devamı gelecek. Süper yani. Hakikaten tavsiye ederim. Valla adamı da lafa tutuyorum, yemeyecek. Tatlısını yemiyor. Soğutmadan yerim. Hadi tamam. Süper bir şey. Bu arada yeni bir hedef koydum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra söylerim. Bir sonraki videoda söylerim artık.